Öncelikle tabii Gençler Birliği'ni tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Bazı günler vardır teknik adamlar için yorumlamak çok zordur. Maçları yorumlamak çok zordur o günlerde. O günlerden birini bugün yaşıyoruz. Şöyle özet geçersek, ilk devre gerçekten topun hakimiyeti, rakip yarı sahada oyun hakimiyeti, pas oyununu iyi yapan, rakip takıma yani Gençler Birliği'ne neredeyse hiç pozisyon vermeyen bir görüntü sergiledik. Ama 2-0 mağlup durumda soyunma odasına giriyorsun. Yani bu gerçekten bazen anlatılır gibi değil. Yani veya anlatması çok zor. O yüzden maçın ilk devresinde kendi oyuncularımızı fazla eleştiremiyoruz. Veya çok negatif şeyler bulamıyoruz. Negatif şey ararsak şunu söyleyebiliriz ki gerçekten çok fazla orta yapıp ceza sahasına çok fazla top gelmesine rağmen bir türlü üretkenlik adına veya işte pozisyona girme adına doğru işler yapmıyoruz. Bunu net bir şekilde söylememiz lazım. Burada takım halinde oyuncularımızın eksiklerini, daha doğrusu yapmadıklarını görüyoruz. Neticesinde 2-0 soyunma odasına girdiğimizde tabii ki moralimiz çok yüksek değildi ama oyuncularımızı motive ederek daha 45 dakika olduğunu ve bazı riskler almamıza dair değişiklikler hem dışarıdan oyuncu söyleyerek veya oyun içerisinde bazı hamleleri yaparak oyuncularımız gerçekten yine özveriyle bütün riskleri aldılar neticeyi çevirmek adına. Ama yine burada da gelen ortalarda bir şekilde yani pozisyona girme adına zorluklar yaşıyoruz. Bu da apaçık ortada. Burada artık kimseyi veya bazı şeyleri güzel konuşmak adına yorumlar yapmak gerekmiyor. Bu net analiz olarak çıkıyor. Ve burada yeterince o gün için kalite göstermediğiniz zaman, pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman tabii ki skoru alamıyorsunuz. Çok kolay goller yiyoruz. Bu da apaçık ortada. Yani belki Gençler Birliği'nin 3 tane, 4 tane şutu var top kalemize gelen. Ve bunun 3'ü, biri de penaltı olsa yine gol oldu. Tabii ki bu üzücü bir olay. Sonuçta burada gerçekten maçtan önce de belirttik. Takımımız inanın çok motiveydi. Çok arzuluyordu 3 puanı. Ve oyunun başlangıcı da bunu da galiba seyirciler veya stat'taki herkes gördü. Ama işte futbolda sadece iyi oyun, pas yapmak yetmiyor. Skora gitmek lazım, neticeye gitmek lazım. Sahada olan oyuncuların o günkü performansı, o günkü kalitesi skoru etkilemek adına, yani bizim lehimize gol atmak adına tabii ki onu sahada görmemiz lazım. Bunu maalesef yaşayamıyoruz, bugün de yaşayamadık. Özetle geçersek, tabii ki çok üzgünüz. Sonuçta maç kazanamıyoruz. Bununla iki maçtır söylüyoruz burada içeride maç kazanmak isteğimizi. Artık bu maçı çabuk bir şekilde unutup hatalarımızı biliyoruz, eksiklerimizi biliyoruz. Artık geri kalan iki maçımızda tabii ki biz bu şekilde bitirmek istemiyoruz. Bu da çok apaçık ortada. Umarım haftaya Galatasaray maçında farklı bir görüntü çizerek en azından hücum bölgelerinde daha etkili olmaya çalışıp iyi bir skor alacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi akşamlar.